Sevgili izleyiciler, iyi akşamlar. Saatler 20.30'u gösteriyor. Türkiye saatleri 20.30'u gösteriyor. Dünyanın farklı noktalarında bizi izlemekte olan tüm vatandaşlarımıza, ordulara, Karadenizlere, kendini Türk hissedebilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hissedebilen, Türkiye'liyim diyebilen herkese selam olsun. Bu akşam yine çok önemli bir konuğu, bir dostu, bir abiyi, çok önemli bir siyasetçiyi, aynı zamanda bir genel başkanı burada yine ağırlamanın heyecanını, keyfini yaşıyoruz. Ona bir sürprizle başlayalım. Önce merhaba diyelim. Çok mutlu oldum. Ben de gerçekten Kanal 52'yi uzun yıllardan beri tanıyorum. Sevgili Akın, değerli dostum, sizinle beraber olmaktan da son derece mutluyum. Ama tabii size ben şöylesine bir bakıyorum. Siz dostluklar dışarıda oluyor ama canlı yayın başladıktan sonra maalesef hiç dost most kalmaz. Sen şimdi sorularını patır patır sorarsın. Ama ben de içtenlikle hakikaten cevap vermeye çalışacağım. Bizim şu anda İstanbul'da, Türkiye'nin her noktasında ve Avrupa'dan biliyorsunuz çok izleniyor. Çok. Ben ayrıldıktan sonra Avrupa'dan çok sesler geliyor. Arzu ettiğiniz soruların tamamını sorabilirsiniz. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak kurucularımızla, genel başkan yardımcılarımızla, genel sekreterimizle, genel sekreter yardımcılarımızla, bütün teşkilat başkanlarımızla bir şeye kararlıyız. Kesinlikle inandığımız cevapları, inanmadığımız hiçbir şeyi siyaset için konuşmayacağız. Biz adına değişim diyorsak o zaman o değişimin kalitesine, nezaketine ve zarafetine göre davranmamız lazım. Bütün sorularınıza en içtenlikle cevap vereceğiz. Evet. Şimdi valla sevgili izleyiciler, bir şey söylemek istiyorum. Burası yerel yayın yapan bir televizyon kanalı ama uydudan yayın yapıyoruz. Tüm dünyada bizi izliyorlar. Ben ordulu siyasetçilerin bir partinin, bir siyasi partinin genel başkan adayı olduklarında çok heyecanlanmış ve onları hep desteklemiştim. Sayın Ertuğrul Günay bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına aday olmuştu. Sayın Numan Kurtulmuş Has Parti genel başkanıydı, muhalefetteydi. Onları muhalefette desteklemeyi daha çok sevmiştim. Şimdi diyeceksiniz ki Sayın Mustafa Sarıgül'le nasıl bir ilinti bağ kuracaksınız? Bakın, birçok ordulu'dan daha çok orduludur. Birçok ordulu siyasetçinin, iş adamının, STK başkanının yapamadığı birçok hizmeti ben 22 yılına şahidim. Kesinlikle. Ve birazdan kendisi yine söyleyecek ama Türk'üm, doğruyum, orduluyumu artık evet, dilimize pelesenk haline getiren ve gurbette hangi ordunun başı düşerse dara, çare Sarıgül'ü ara sloganını da insanlara yaşayarak hissettirmiştir. Bunu slogan olarak değil, yani burada ordulu bir siyasetçi ağırlıyorum ben. Bu kadar net söylüyorum. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ben de o dönemde tabii benim çalışma arkadaşlarımdan bir tanesi sevgili Halil Çakır'dı. Şu ara arıyoruz kendisini, göremiyoruz gerçi. Valla izliyordur şu an bizi. Yok, mutlaka. Hiç izlemesin, izlemesin. Öyle mi? İzliyorsa gitsin önce Mesudiye ilçesine kursun. Öyle bir şey yok. Ben belediye başkanıyken her dakika yanımda, güzel bir şey. Parti kuruyoruz, kendisi yok abi. Böyle bir şey olmaz. Bu tatlı bir sistem nasıl, olarak. Hayır, böyle bir şey yok. Sistem değil. Bu gerçekten önemli bir söz. Benim dostlarım, ben mücadeleye çıktığım zaman o mücadelede en önde olup bayraktarlık yapacaklar. Öyle bir şey yok. Öyle bir hadise yok. Şimdi şöyle demek lazım. Bizim gerçekten ordudan çok değerli kurucularımız var. Kurucumuz var daha doğrusu. Günnur Kamaşak hanımefendi ordulu, İstanbul'da yaşıyor. Ama ordulularla da çok yakın teması var. Eşi sevgili Osman Bey de Kayserili. Günnur Hanım yakında orduya gelecek. İl başkanımızla, İlhan Kaya kardeşimizle mutlaka ağırlamak isteriz. Tabii tabii de dolaşacak. Günnur Kamaşak hanımefendi ordunun yetiştirdiği çok önemli evlatlardan bir tanesi. Böylesi de bir hanımefendinin bizde, Türkiye Değişim Partimizde bulunması bizim için de gerçekten bir gurur vesilesi. Evet başkanım. Ama peki şeyi ne yapacağız? Rami Çelik Bey ne yapacağız? Rami Bey ne yapacağız? Evet, Rami Baba bir ara doğru yoldaydı. Evet. Allah kimseyi doğru yoldan ayırmasın. Ama artık doğru yol bizim yolumuz. Evet. Doğru yol değişimin yolu. Doğru yol güzelliğin yolu. Biz çünkü Süleyman Demirel Cumhurbaşkanımızın esnafa yakınlığı, köylüye yakınlığı, tüccara yakınlığı, muhtarlarımıza yakınlığı, ahaliye yakınlığı, Bülent Ecevit Başbakanımızın da nezaketi, zerafeti, demokrasi anlayışını rahmetli Özal'ın da
pratik çözümlerini uygulayan bir siyasi partiyiz. Biz bu üç liderimizin mekanları cennet olsun. Gerçekten onların düşüncelerini sentez yapan bir partiyiz. Evet. Biz Türkiye'de düşünce reformu yapan bir siyasi partiyiz. Ve aynı zamanda o eski siyasetçilerin de o hoşgörüsülerini, o bir onlarla ilgili bir espri yapıldığında ya da onlarla ilgili herhangi bir video klip ya da bir karikatür yapıldığında onların o nezaketini, hatta kendilerini eleştiren, şimdi oradan konuyu size getireceğim. Olacak o kadar ha. Tabii değil mi? Daha ileri, daha ileri. Güldür Güldür Show'a getireceğim. Güldür Güldür Show ekibi sizinle ilgili güzel bir parodi yapmıştı. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Siz de çok güzel bir hoşgörü gösterip güzel bir açıklama yaptınız. Artık siyasette ve siyasetçilerde... Ama özür dilerim. Buyurun. O açıklamanın aslında patenti bana ait değil. Onun patenti bizim Şişli İlçe Başkanımız Abdülkadir Sezgin'e ait. Sabahleyin ben izlememişim. Baktı bana attı. Evet. Bu arada tabii bizim basındaki arkadaşlara, takip edenlere de çok sevgilerimi iletiyorum. Onlar yatarken Abdülkadir Sezgin müthiş bir şey attı bana. Dedi ki başkanım böyle böyle bir şey oldu. Şu mesajı atalım. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Rahmetli Bedri Koraman diye bir karikatürist vardı. Evet, Bedri Koraman. Milliyet gazetesinde karikatürist. Aynen onun köşesini. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanımız da o zaman başbakan. Sene 1975'li 78'li yıllar. Bedri Koraman bir karikatür yapıyor ve başbakan için Sayın Demirel için mekanı cennet olsun. Çok beraberliğim oldu. Çok şey öğrendim kendisinden. Ağır bir karikatür yapıyor. Detaya girmeyeyim. Ağır bir karikatür yapıyor. Gazetenin sahibi Sayın Karacan da çağırıyor, diyor ki Bedri diyor. Ne yaptın? Bu karikatürü yaptın ama diyor başbakana çok ağır sözler yazmışsın burada diyor. Buna diyor bir kere daha çizme imkanı var mı? Bir daha bakma imkanı var mı diyor. Diyor ki efendi diyor Ercüment Karacan'a, Milliyet Gazetesi'nin sahibine diyor ki efendim benim kalemim bunu çizdi diyor. Ne güzel. Peki diyor kararlı mısın? Efendim benim kalemim bunu çizdi diyor. İniyor aşağıya. Ve ertesi gün bekliyor acaba karikatür konacak mı? Bakıyor karikatür konmuş. Evet. Ondan sonra saat 12 oluyor. Gazetenin sahibi Ercüment Karacan Bedri Koraman'ı arıyor. Başbakan seni aradı mı? Aramadı efendim diyorlar. Akşam saat 4 oluyor. Aradı mı diyor? Aramadı efendim diyor. Hadi oturup bir sohbete, bir çilingir sofrası kuruyorlar. Tam saat 6:30 bir telefon geliyor Bedri Koraman'a ki efendim sizi başbakanlıktan arıyorlar. Telefonun öbür ucunda Süleyman Demirel başbakan. Diyor ki Bedri nasılsın, iyi misin? Sağ olun Sayın Başbakanım diyor. Çok teşekkür ederim diyor. Ya Bedri diyor senden bir ricam olabilir mi diyor. Ne demek Sayın Başbakanım, ne demek? Buyurun efendim diyor. Ya Bedri diyor bugün diyor bizi pas geçmemişsin diyor. Kaleminde bana da çok güzel yer vermişsin. Bedri diyor senden ricam şu. Ya bari bir pazarımız rahat kessin. Benimle ilgili bir şey yapacaksan çarşamba perşembe günü diyor. Ne güzel, ne güzel bir yani ortaya. Yani düşünün ki aynen. Süleyman Demirel'in bu nezaketi. Bu da bana ders olmuştur. Ben bugüne kadar hiçbir gazeteci aleyhinde bir dava açmamışımdır. Bir evlat için bir mahalle gazete öyle bir şeyim olmuştu bir Sinirli Hanım. Sonradan da o davayı da geri aldık ve hiçbir dava açmamışımdır. Çünkü gazetecilerin özgür olma hakkı vardır. Özgür olmalılar, yazmalılar, çizmeliler. Ama sadece ailevi konulara dokunmamalılar. Onun dışında sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili, turizmle ilgili, efendim insan şeyle ilgili, eğitimle ilgili hangi konuda ne yazarsa yazsınlar. Ama bir tek böyle özel yaşamı ilgilendiren konulara, çoluğa, çocuğa dokunmadıkları süre içerisinde hepsinin başımız üzerinde yeri var. Evet. Şimdi yayın sorumlusu arkadaşım hazırsa eğer ekrana bir görüntü gelecek tam bu sohbetin üzerine. Ne de korku yok, olacak inanç farkı, biz değişim partisiyiz. Her dilden söylenir türküne baskı var. Ne de korku yok, olacak inanç farkı, biz değişim partisiyiz. Demokrasinin sesiyiz, kimsesizin kimsesiz. Demokrasinin sesiyiz, kimsesizin kimsesiz. Ötekimiz yoktur bizim, biz hepimiz öz kardeşiz. Ötekimiz yoktur bizim, biz hepimiz öz kardeşiz. Bu bizim için müthiş bir şey. İktidara hazırlık merkezlerimizin açıldığı yerler. Bu güzel çalışma içinde
aslan parçası var. Bir tane yiğit var. Hem Ramazan'a hem de Ümit'e çok çok teşekkür ediyorum. Onların da çok büyük emekleri var. Biz şu anda Akın Bey, iktidar hazırlık merkezlerimizi süratle açıyoruz. Genel sekreterimiz Hasan Aydın, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Ali Demir, Genel Sekreter Yardımcımız Şaban kardeşimiz, çok Muzaffer kardeşimiz, onlar çok yoğun bir çalışma içerisindeler. Çok kısa süre içerisinde, 90 gün gibi kısa süre içerisinde birçok ilimizde teşkilatlarımız kuruldu. Biz yaz ayı ortalarında... Tabloya da bakıyorum evet, bu arada. Çok memnun oluyorum. Yaz ayı ortalarında inşallah ve inşallah büyük kurultayımızı yapacağız ve artık kulvara gireceğiz. Şu anda yapılan kamuoyu yoklamalarında birçok bizden önce, yıllar önce kurulan siyasi partilerin çok önünde bir teveccüh gördüğümüzü de görüyoruz. Çünkü biz toplumun her kesimini kucaklayacak olan bir siyasi partiyiz. Bizim gövdemiz Türkiye. Biz sağ elimizle sol elimizi Bismillah diyerek birleştiriyoruz. Vicdan diyen, adalet diyen, merhamet diyen, uluslararası evrensel hukuk kurallarına saygılıyım diyen, hudut ve bayrak birliği diyen bütün yurttaşlarımızla inşallah el ele, kol kola ve omuz omuza olacağız. Ben iktidara hazırlık merkezlerindeki teşkilat başkanlarım, onlar benim aslanlarım, onlar benim yiğitlerim, onlar benim civanlarım, onların ben gözlerinden öpüyorum, onlara kocaman kocaman teşekkür ediyorum. Onlarla yaptığım toplantıda teşkilat başkanlarımla diyorum ki, bizim partimizin kapısından içeri giren hiçbir yurttaşımıza, siz dün hangi partiye oy verdiniz, hangi partiyle beraberdiniz, nerelisiniz, hangi etnik kökendensiniz, bu soruları asla sormayacağız. Dün dünde kaldı, hudut ve bayrak birliği diyorsa ona diyeceğiz ki, varlığa hoş geldin, berekete hoş geldin, mutluluğa hoş geldin, cennet vatanımıza hizmet etmeye hoş geldin. Çünkü gerçekten biz ulusal birlikten ayrılmayan Türkiye'nin en demokratik kitle partisiyiz. Bunu tüzüğümüze de yazdık. Genel başkan partisini iki genel seçim iktidara taşıyamıyorsa görevini bırakıyor. Evet, bak, bu iş, bunu hiç mi söylüyoruz? Bugüne kadar birçok genel başkan defalarca sandığa giriyor. Başarı yok ve başarısızlık, başarısız olmasına rağmen görevine devam ediyor. Biz Türkiye'de ilk defa delege ağalığını kaldırdık. Delege sistemini kaldırdık. O delegelerin nasıl seçildiğini biz biliyoruz. Genel merkezlerde hangi siyasi ayak oyunları olduğunu biz biliyoruz. Bir gecede bir mahalleden bir mahalleye kaç tane demokrasi aldatmacası olan o kayıtların yapıldığını biz biliyoruz. Bunların hepsine biz son veriyoruz. Ve diyoruz ki ilçe başkanlarımızı partiye kayıtlı bütün üyeler seçecek. Ve diyoruz ki genel başkanı partiye kayıtlı bütün üyeler seçecek. İnşallah bizi önce binler seçecek. Sonra da Allah'ın izin verirse milyonlarca yurttaşını seçecek. Bu bana göre bir reformdur. Önemli bir yeniliktir. Önemli bir değişimdir. Şöyle düşünelim. Bir siyasi partinin genel başkanı kendi partiye kayıtlı üyelerine güvenemiyorsa vatandaşı nasıl güvenecek? Onun için biz burada gerçekten bir reform yaptık ve bir düşünce devrimi yaptık. Evet. Başkanım, sosyal medyadan da basından da sizi dikkatli bir şekilde takip etmeye çalışıyoruz. Ben tabii sorularımı peş peşe soracaktım ama sizin verdiğiniz cevapların çoğunda. Mesela izleyicilerden de sormuşlar ama siz birçoğunuz bir yere getirerek tabii. Parti ilkeleriyle ilgili Sayın Genel Başkan'ın biraz daha açıklayıcı olmasını rica ediyoruz demişler. Olur. Sorularım arasında da vardı. Siz biraz anlattınız gerçi ama. Ne olsun, şöyle lütfen. Bunlar önemli. Biz Türkiye Değişim Partimizin ilkelerinin üzerinde aşağı yukarı bir sene çalıştık. Her kelimesini önemli ölçüler içerisinde seçtik. Çünkü Türkiye Değişim Partisi ne konuştuğunu bilen bir siyasi parti. Türkiye Değişim Partisi sorumluluğunun bilinci içinde olan bir siyasi parti. Türkiye Değişim Partisi Allah'ın izin verecek, yurttaşlarım takdir edecek, ülkemizi uzun yıllar yönetecek olan bir siyasi parti. Tabii ki yurttaşlarımız böylesine önemli bir siyasi partinin ilkelerini bilmek ister. Bizim ilkelerimiz Atatürk ilkelerini, Atatürk milliyetçiliğini savunan, Cumhuriyetimizin değerlerini geliştirerek koruyan,
inançlara saygılı laikliği yaşatan, üretimi destekleyen esnaflarımızın, sanayicilerimizin, tüccarlarımızın yanında olan, alın teri ve emeğin hakkını koruyan, evrensel hukuk kurallarına saygı duyan, hudut ve bayrak birliği diyen Türkiye'mizin en demokratik kitle partisidir. Ve gerçekten Türkiye Değişim Partisi bu ülkeler üzerinde çok yoğun çalışmıştır. Bak diyoruz ki, Cumhuriyet'in değerlerini geliştirerek koruyan. Ben Cumhuriyetçiyim, Atatürkçüyüm, yan gel yat. Nasıl olacak bu abi? Böyle bir şey yok. En büyük Atatürkçü, Atatürk istismarı yapmayandır. En büyük inançlı insan, inanç istismarı yapmayandır. Peki var mı Atatürk istismarı yapan parti? Çok. Mesela CHP yapıyor çok. Mu? Ben parti ismi vermek, partilerde şahısları konuşmak Türkiye Değişim Partisi'ne yakışmaz. Ama Türkiye Değişim Partisi diyor ki, Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmasaydı biz bugün olamazdık. Bugün 19 Mayıs ve biz bugün Samsun'daydık. Samsun'da Bandırma vapurundaydık. O günleri yad ettik ve biz diyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk'ümüz AK Partili'nin, MHP'linin, CHP'linin, DSP'linin, her siyasi görüşe mensup yurttaşlarımızın lideridir. Ulusal Kurtuluş Savaşı mücadelesini verirken A Partisi, B Partisi, C Partisi yoktu. Bütün yurttaşlarımız vardı. Atatürk'ümüzü siyaset malzemesi yapmak Atatürk'ümüzü yalnızlaştırır. Onun için Türkiye Değişim Partisi Atatürk'ün askeri olmaktan onur ve gurur duyar. Ama Atatürk'ümüz ulusumuzun lideridir. Siyaset malzemesi olarak asla ve asla kullanılmamalıdır. Bir başka şey de şu, inançlarımız Rabbimize ulaşma yoludur. İnançsız bir adam inşallah olmasın. İnançsız bir adam boş bir tenekeye benzer. Allah'ım bizi inançlarımızdan geri koymasın. Evet. Ama evet, takdir edersiniz ki inançlarımız da Allah'ımıza ulaşma yoludur. Aldığımız karar şudur. Onu da siyasete malzeme. Gündür Kamaşak hanımefendi, Ordulu hemşehriniz özellikle kendi önerisidir. Aldığımız karar şudur. Camilerimize, cemevlerimize, kiliselerimize, sinagoglarımıza, ibadethanelerimize girerken parti rozetimizi çıkaracağız. Oralara gönül rozetlerimizle gireceğiz. Çünkü oralar bizim Rabbimizle baş başa kaldığımız yerdir. Türkiye Değişim Partisi diyor ki kışlaya siyaset girmesin, inançlarımıza siyaset bulaşmasın. Güzel. Ve biz o noktada, o safta olduğumuz zaman, aynı safta olduğumuz zaman orada selam verip selam alıyorsak, birbirimize şöylesine bir bakıyorsak, onun partisi bizi hiçbir zaman ilgilendirmiyor. Camilerimiz bizim gönül bahçelerimizdir. Siyaset yapacağımız yerler değildir. Ama Türkiye'de bugün üzülerek görüyoruz ki siz konuya girmeyeceksiniz ama hem Atatürk'le ilgili hem de dini inançlar üzerinden kutuplaştırılmaya çalışıyor olduğumuzu görmek biz gençleri üzüyor diyelim. İşte biz Ankara'ya niye gidiyoruz biliyor musunuz? Evet. Bizim Ankara'ya gitmemizin nedeni büyük bir vatan sofrası kurmaya gidiyoruz. O vatan sofrasında her kültür, her inanç, her düşünce olacak ama oradaki düşünceler özgür bir şekilde konuşulacak. Türkiye Değişim Partisi iktidarında demokrasi içerisinde her kültürün mutlu olduğu, her bölgenin mutlu olduğu demokrasi içerisinde ülkemizi yönetmenin o kadar zor olmadığını inşallah biz Türkiye Değişim Partisi olarak ispatlayacağız. Başkanım, genel seçimleri 2023 olarak mı görüyorsunuz yoksa bir erken seçim çok fazla konuşuluyor? Biz vallahi Türkiye Değişim Partisi olarak samimi konuşayım. Biz şu anda erken seçim istemiyoruz. Niye istemiyoruz? Çünkü bizim daha kuruluş aşamasındayız. Ve biz 6 ay sonra seçime girme hakkı kazanıyoruz. İnşallah Sayın Bayram Özat'a genel başkan yardımcımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Genel sekreterimizin gece 12'de 1'deki telefonları susarsa biz herhalde Temmuz ayının sonuna doğru yaz ortalarında inşallah kongrelerimizi yapacağız ve 6 ay sonra seçime hazır olacağız. Kaldık o yasayı değiştirmek lazım. Ben kongrelerimi yapıyorsam, kongrelerim bitiyorsa niye 6 ay bekliyorum? Evet. Hayır, niye 6 ay bekliyorum ben? Böyle bir şey olur mu yani? Ben kongremi yapmışım. Tüzüğün kanunun gerektirdiği bütün prosedürü yerine getirmişim.
Ya benim kongrelerimi yaptıktan sonra ertesi gün seçime girmem lazım. 6 ay sonra deniyor. Ama biz 6 ay sonra seçime hazır oluyoruz. Ama bizim Türkiye Değişim Partisi ana görüşümüz şudur. Öğrenciler karnesini yıl sonunda alır. Siyasi partiler ve iktidarlar da karnesini 4 sene içinde alır. Bir seçimlerin ülkede çok olağanüstü şartlar yoksa, çok büyük sıkıntı yoksa normal zamanında yapılmasını arzu ederiz. Ama 4 ay sonra ne zaman seçimler yapılırsa yapılsın, Türkiye'de iktidara hazır, iktidar alternatifi olan bir siyasi parti Türkiye Değişim Partisi'dir. Çünkü biz kurultayımızdan sonra gölge bakanlarımızı bütün yurttaşlarımızla buluşturacağız. Yurttaşlarımız Türkiye Değişim Partimizin gölge bakanlarını gördükten sonra bizim partimize karşı ilgi ve alakalarının çok daha fazla artacağı kanısındayım. Türkiye'de ilk defa gölge bakanlık müessesesini Türkiye Değişim Partisi getirecek. Biz esnaf bakanımızı açıklayacağız, ekonomi bakanımızı açıklayacağız, tarım bakanımızı açıklayacağız, İçişleri Bakanımızı açıklayacağız, Sağlık Bakanımızı açıklayacağız, Spor Bakanımızı açıklayacağız, Turizm Bakanımızı açıklayacağız, Orman Bakanımızı ve Çevre Bakanımızı açıklayacağız, Gençlik ve Spor Bakanımızı açıklayacağız, Milli Eğitim Bakanımızı açıklayacağız ve bu bakanlarımız partimizin görüşlerini bütün ulusumuzla ve yurttaşlarımızla buluşturacak. Çünkü başarı 3 şeyden geçiyor. 1- lider, 2- kadro, 3- proje. Lider dokusu olacak, enerjisi olacak, heyecanı olacak, toplumun her kesimini kucaklayacak. Ama lider allemi cihan olsa tek başına yemek bile yiyemezsiniz. Lider çok iyi bir kadro kuracak, o kadroda çok iyi proje üretecek. Mesela aldığımız kararlardan bir tanesi şudur. Ordu milletvekili Ordu'da oturacak. Salı günü sabah Ankara'ya gidecek, parlamentoda yasama görevini yerine getirecek. Soru önergeleriyle, meclis araştırmalarıyla, gündem dışı konularla, plan bütçe komisyonlarında, KİT komisyonlarında, adalet komisyonlarında, İçişleri komisyonunda, bayındırlık komisyonunda partimizin görüş ve düşüncelerini savunacak. Perşembe akşamı dönüp buraya gelecek. Kontrol edeceğim. Perşembe akşamı buraya gelecek. Burada muhtarlarımızla beraber olacak. Demokrasinin ilk basamağı muhtarlarımızdır. Muhtarlarımıza Şişli'ye ne kadar önem verdiğimizi biliyorsunuz. Aynen. Muhtarlarımızla beraber olacak. Köy köy gezecek, köye gidecek. Çiftçilerimizle beraber olacak. Fındık üreticilerimizle beraber olacak. Bakacak, fındık dalda mı, torbada mı? Fındık dalda kalırsa inanın ki umutlar da havada kalır. Öyle şöyle bir şey yok. Çok güzel. Ordu milletvekili, Ankara'ya gideceksin, orada yatacaksın, istirahat edeceksin. Ayda yılda da bir kere buraya geleceksin. Şimdi bir şey çıkmış o sosyal medya, zıkkımın kökü. İki tane esnafla dolaşacaksın, bir tane çalışıyormuş havası vereceksin. Ben onları yutma, öyle bir şey yok. Ben gençlik kolu başkanıyım, ilçe başkanıyım, il başkanıyım. Ben siyasetin nasıl yapıldığını, tabanda nasıl yapıldığını ben çok iyi bilenlerden birisiyim. Siyasetin iki tane yanı var. Bir bilim yanı var, bir de film yanı var. Ben o film yanını da çok iyi biliyorum. Öyle bir şey yok. Benim Ordu milletvekilim, Ankara'dasın. Oh ne güzel. Ordulu seçmenden oyları al, Ankara'da kal. On dönüm Bostan, yan gel yet Osman. İki ayda, üç ayda bir de buraya gel. Ona izin vermem. Türkiye Değişim Partisi her ilde olacak. Her ilin milletvekili orada olacak. Ha, bilgili, becerikli, yetenekli mesela Türkiye Milletvekilliği çok arzu ettiğim bir iştir. Onu soracağım. Türkiye Milletvekilliğini biraz böyle açmanızı rica edeceğim. Çünkü siz şunu savunuyorsunuz. Diyorsunuz ki her oy önemlidir. Her oy kutsaldır. O yüzden %1, 2, 3, 4 önemli değil. Önemli olan bu modelle Türkiye'de milletvekilliğinin ne kadar aktif bir şekilde çalışacağını herkese göstermek istiyorum. Türkiye Milletvekilliği rahmetli Özal döneminde, Süleyman Demirel döneminde, Bülent Ecevit başbakanımız döneminde gündeme getirilmiş bir olaydır. Şöyle bir şey düşünün. Şimdi parlamentoda 550 milletvekili var. Bunu 550 milletvekilinin 100 tanesi Türkiye milletvekili olacak. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bir siyasi parti %15 aldıysa 15 milletvekili olacak. %20 aldıysa orada olacak. 8 aldıysa orada olacak. Dolayısıyla parti genel merkezleri oraya koyacağı milletvekili adaylarının bilgili, becerikli, yetenekli, Türkiye kamuoyunu çok iyi bilen, yarın mesela Dışişleri Bakanı yapmak istiyorsa,
kadınlardan sorumlu bakan yapmak istiyorsa, ne bileyim yani, öyle bir şey yapması lazım ki, öyle bir şey yapması lazım ki orayı gören her parti kendi en böyle katma değerli Türkiye'nin tanıdığı isimleri oraya koyacak. Diğer 450 milletvekilini de teşkilatlara bırakacak. Bakın bir şey söyleyeyim. Bu il başkanları, ilçe başkanları, mahalle temsilcileri, anası ağlıyor, koşuyor. Ondan sonra bakıyorsun tak tepeden bir adam geldi. O zaman onların umutları gidiyor. Demokrasiyi böyle koruyamayız. Her ilçede teşkilat başkanlarının hakkı var, hukuku var. Onlar da istiyorlar ki kendilerine yakın, mahalli sorunları çok iyi bilen, mahalli politikayı çok iyi bilen, bir hastası olduğu zaman ulaşabileceği, Allah'ım gecinden versin bir cenazesi olduğu zaman ulaşabileceği, bir evladının bir derdi olduğu zaman ulaşabileceği, bir sünnet düğününde, bir düğününde onuru olmak istiyor. Milletvekilinin, belediye başkanının oraya gelmesini istiyor. Ama milletvekili Ankara'dan bir tane telgraf çekiyor. Devletin parasıyla o telgrafı çekiyor. Öyle bir şey yok. Onun için Türkiye milletvekilliği son derece önemlidir. Ben bunu siyasi bir şey için söylemiyorum. Türkiye milletvekilliği demokrasi için önemlidir. Demokraside her oyun önemli bir kıymeti vardır. Türkiye milletvekilinde her oy parlamentoda en iyi şekilde temsil edilir. Bu son derece yararlıdır. Teşkilatlara da nefes aldırır. Evet. Efendim son dönemde izleyeceğim... Ama siz girmediniz yani bu şeyde olup da Ordu'da olup da Ankara'da yan gelip yatan milletvekilleri mevzusuna girmediniz. Ben onu sadece Ordu için söylemiyorum. Evet. Bütün Türkiye için söylüyorum. Türkiye Değişim Partisi'nin Giresun milletvekili Giresun'da oturacak. Trabzon milletvekili Trabzon'da oturacak. Erzincan milletvekili Erzincan'da oturacak. Ben burada kişilerden bahsetmiyorum. Bir sistemi demokrasinin oturması için bir gerçekten... bir değişimi gündeme getiriyor. Peki bu değişimin içerisinde bu milletvekillerinin çok yoğun bir şekilde gelmediklerini, gelemediklerini ya da çalışmadıklarını söylediniz ama başkanlık sistemi bize bir numara büyük mü geldi acaba? Şu an aradığımız iktidar partisi milletvekilleri bile orduyla ilgili ya da memleket meseleleriyle ilgili kendilerine soru ve problemleri ilettiğimizde ya kusura bakmayın biz değil bakanlara müsteşarlara ulaşamıyoruz diyorlar. Artık milletvekilliğin fonksiyonu da bu sistemde çok popüler ya da iş görür bir pozisyonda değil. Ne yazıktır ki bugün Ordu ve Giresun milletvekillerine fındıkla ilgili ya da başka bir konuyla ilgili aradığımızda bize bu konuyla ilgili bir şey yapamayacaklarını ya da belirli bir noktaya kadar yapabileceklerini ifade ediyor olduklarını duymak. Acaba bu demokratik parlamenter sistemi bir kere daha mı gözden geçirsek ya da başka bir normal aynı eski sisteme mi dönsek diye kafalarda soru işareti bırakıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Akın Bey, Ankara'da tek parti var. Tek partili bir sistem mi var? Hayır, tek parti var. Hangi parti? Bütün partiler aynı. Evet. Hiçbir parti Ankara'da demokratik değil. Ne iktidar partisi demokratik ne de muhalefet partileri demokratik. Ankara'daki partiler liderlere bakıyorlar, genel başkanlara bakıyorlar. Genel başkan kimi yazarsa o milletvekili oluyor. İşte Türkiye Değişim Partisi'nde böyle bir şey olmayacak. Evet. Türkiye Değişim Partisi'nde ilk kuruluş olduğu için teşkilat başkanlarımız liste başı olacak. İkinci sıralar için bile yarış yapılacak. Tam demokrasi geliyor. Türkiye Değişim Partisi demokrasiyi getiriyor. Lidere bağlı demokrasi değil, halka bağlı demokrasi geliyor. Lidere sen yağ çekersen, genel merkezde 3-5 adama yağ çekersen zaten listeye giriyorsun. Gelip burada ilçe milçe köy köy dolaşmana gerek yok. Vallahi bu sistemi değiştireceğiz. Size canlı yayında meydan okuyorum. Eğer önümüzdeki genel seçimi ve yerel seçimi kazanamazsanız Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkanlığına aday olabilirim. Çok memnun olurum. Hayır, çok memnun olurum çünkü zaten biz onu bende değil o. Ben bunu ironi olsun diye söyledim. Hayır, ama yani, tarafsız bir gazeteci olarak sizi çok seviyorum. Hayır. Bir an durdunuz böyle ne oluyor diye. Hayır, şöyle. Bizim zaten tüzüğümüz de o. Benim elimde olan bir şey değil. Siz dediğiniz için söyledim. Hayır, i̇ki seçim. Yani, bir yerel bir genel seçim kaybedersin. Hayır. İki genel seçim. İki, aday değilsiniz. Bir genel bir yerel. Ondan sonra bir genel bir yerel. Yani... İki yerel ve genel seçimi kaybeden genel başkan, 10 yıl diyorsunuz. Genel başkan hayır görevini bırakıyor ama zaten benim vaktim ve zamanım çok kıymetli. Evet. Benim ulusuma karşı önemli görevlerim olduğu için
ben bu görev arkadaşlarımı kıramadım ve soyundum. Türkiye'de ben mütevazi bir ailenin çocuğuyum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyeliğine kadar yükseldim. Uzun yıllar belediye başkanlığı yaptım. Benim ülkeme karşı bir borcum var. O borcumu yerine getirmek için çalışıyorum. Sevgili izleyiciler, ben karşısında gülüyorum Sayın Genel Başkanım, kusura bakmasın ama bu cevabı verdiğimde yüzünüzdeki ifadeyi ne olur? Aşk olsun ya. Aşk olsun, hayır bizde var, başka adaylar var. Hüseyin Bey var, genel başkan yardımcımız. Genel başkan adayı olarak dolaşıyor. Fırat Bozfırat var, genel başkan adaylığı düşünüyor. Avrupa sorumlumuz Cem Karabağ var, o düşünüyor. Sağ olsun bir tek Mehmet Ali Demir düşünmüyor. Ama bizde genel başkan adayı... Ben espri olsun diye söyledim, gazetecinin partisi olmaz. Gazetecinin tek tarafı olur, o da halkın tarafı olur. O yüzden biz size takip etmeyi daha çok, daha keyifli buluyoruz. Şimdi Türkiye gündeminden biraz uzaklaşalım, tekrar döneceğiz ama biraz orduya gelelim. Şimdi fındık meselesini soracağım size. Fındıkla ilgili bir notunuz var ama siz, biliyorum ki ben hem başkanlık yaptığınız dönemde hem de siyaseti dışarıdan izlediğiniz birçok dönemde de ordu spora çok ciddi katkılarda bulundunuz. Ben yöneticiydim 2012 senesi. Vallahi otobüsleri bile veriyordum. Taraftarı Kastamonu'ya gönderdiğimi hatırlıyorum. Aynen. Zonguldak'a gönderdiğimi hatırlıyorum. Daha güzelini yaptınız. Eskişehir'e gönderdiğimi hatırlıyorum. Başkanım, Ordu Spor'un İstanbul'daki 5 deplasman maçının sponsoru sizdiniz. Evet. Bütün konaklamalar bende. Size aitti. Evet. Ve Ordu Spor'u da çok sevdiğinizi de biliyorum. Evet. Maçlara geldiğinizi de biliyorum. Şimdi yayın öncesi dediniz ki ya Ordu Spor ne durumda dediniz. Ben size ufak bir... Hayır, geçerken stadı gördüm. Oraya dev bir stat yapılmış. O da benim mantığıma göre şeydir, yani üzüntü vericidir. Çünkü o statları ben inceledim. İngiltere'de falan mesela statlar 10 bin kişi oluyor, 15 bin kişi oluyor en fazla. Bu stat mesela çok büyük bir stat ve bakıyorsunuz ki dışarıdan görüntüsü falan da çok şey değil. Estetik değil. Çünkü stata 40 bin kişilik, 30 bin kişilik statlar artık dünyada cazip değil. Şimdi nasıl bir şey biliyor musunuz? Büyük takımların bile mesela şimdi ben Galatasaray'dım biliyorsunuz. Evet. Bu arada Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum, kutluyorum. Evet. Serkan bizim önemli öğrencimizdir. Evet. Şimdi büyük takımların dahi ligdeki başarı grafikleri iyi olursa doluyor 40 bin kişi, yoksa dolmuyor. Tabii. Dolmadığı zaman da orada böyle bir seyir, bir seyir zevki falan göremiyorsunuz. Onun hiçbir için ben böyle mesela şimdi... Butik statlar daha güzel. Bravo, butik statlar daha önemli. Ben mesela Ordu gibi bir yerde daha böyle bir 10 bin kişilik güzel bir stat yapılmasını, taraftarın orada coşmasını arzu ederim. Ve tabii Ordu Spor'un birincilikte olduğu dönemde Ordu'ya ciddi katkıları var. Tanıtımına ciddi katkıları var. Hafta sonu buraya gelen, pandemi olmasa bir sürü taraftar ve seyircilerin büyük bir katkısı var. Bazı şehirler var ki futbol takımları mesela onlara yakışıyor. Diyelim ki Artvin olmasa da çok fazla bir anlamı yok. Ama evet, Ordu'ya yakışıyor. Aynen. Mesela Giresun şimdi. Kutluyoruz. Yıllar sonra, kaç sene sonra geldi. Giresun, benim hatırladığımda çocukluğumda benim bir arkadaşım vardı, Giresunlu Hamdi diye, yeşil beyaz formasıyla beraber gelirdi. 40 sene sonra tekrar Giresunspor'un ligde olması önemli bir şey. Yani mesela Trabzon, Trabzon şehri Trabzon'la yatıp kalkıyor. Şehir markası. Aynen. Şimdi o nedenle Ordu'da mesela duyuyorum, bugün arkadaşlar söylediler, iki tane takım var. Birinci Ordu Spor Ballik'te, öbürü üçüncülükte. Bu da tabii doğru bir şey değil. Mesela kenti yönetenler bir araya gelip onları birleştirmesi lazım. Onlara bir abilik yapması lazım. İki türlü bir masraf oluyor. Orada altyapıya çok büyük önem vermek lazım. Taraftar böyle mesela diyor. Bizde Galatasaray'da Alman Derval diye bir adam gelmişti. O zaman biz Galatasaray'da, ben milletvekiliydim, hiç unutmayalım. Mustafa Deniz de onun yardımcısıydı. Altyapıdan öyle çocuklar yetiştirdi ki geldi çok başka noktada oldular. Mesela ben buradaki yöneticileri isterim, yani özellikle bu Ordu'yu yönetenlerin Sayın İlmi Güler Büyükşehir buradan, Belediye Başkanı. Evet, Sayın Bakanımızdan mesela ben onu beklerim. Ne yapmak lazım? Buradan bir heyeti alacak, antrenör heyetini Hollanda'ya gönderecek. Hollanda'da Ajax'ın sistemi var. O sistemi gelip burada kurmak lazım. Altın Ordu'nun yaptığı gibi. Ordu'nun yaptığı gibi. Mesela bu çocukları 5 yaşında almak lazım. Bu evlatlara 5 yaşından 12 yaşına kadar ne verirsek alıyor. 12 ile 15'te verdiğinin %50'sini alıyor. O sistemi ben gitmiş incelemiz bakmıştım. Adam 5 yaş ve 7 yaş arasındaki bu evlatları oynatıyor.
kapasitesine bakıyor. Acaba müdafada mı olabilir, orta sahada mı olabilir, santrafor mu olabilir, kaleci mi olabilir? Bu sistemi ben Türkiye Değişim Partisi iktidarında inanın ki yakalayacağım ve muhteşem bir noktaya getireceğim. Gençliğe çok büyük önem veriyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bunları planlayacağız. Şöyle bir şey düşünün. Portekiz'e bakıyorum. Portekiz'in nüfusu 15-16 milyon. Türkiye'de 15-16 bin lisanslı oyuncu var. Bütün Türkiye'deki bizim takımları bu 22 bin ya da 16 bin oyuncu, yanlış olmasın, lisanslı oyuncuya bak, üst üste koy. Bir Maradona'nın ettiği rakamı etmiyor. Bir Maradona Portekiz'den çıkmış. Bir bakıyorsun 4 sene 150 milyon euro bir transfer yapıyor. 4 sene sonra bakıyorsun 250 milyon euroluk transfer. Ronaldo'yu diyorsun. Ronaldo'yu diyorum. Maradona dedi. Pardon, yanlış söylüyorum. Evet. Ronaldo'yu diyorum. Onun için yani peki kardeşim, Maradona'da da bir tane iki tane ayak var. Bizim bir de iki tane ayak var. Demek ki nedir bu? Eğitim meselesi. Eğitim meselesi. Sporda eğitim da meselesi. Diyorsunuz bu anlamda. Bu anlamda. Mesela şu anda Burak'ın Fransa'da yaptığı ya müthiş bir gururumuz. Mesela aynen. Ne yapmak lazım biliyor musunuz şimdi? O evlada gidip Spor Bakanlığı olarak biz Türkiye Değişim Partisi iktidarında şöyle yaparız. Biz o evlada gideriz. O evlada sahip çıkarız. Evet. O evladın bütün ekonomik problemlerini daha fazla çözeriz. Onun yanına bir tane psikolog veririz. Yardımcı antrenörler veririz. Ve o evladın başarılı olmasını Türkiye Cumhuriyeti'nin tanıtımına önemli bir katkı diye bakarız ve o evlada sahip çıkarız. Mesela diyelim ki bizim Arda gitti. Arda'ya sahip çıkılsaydı Barcelona'da bugün belki de bir Ronaldo kadar yükselir giderdi. O nedenle Okan mesela gitti İtalya'ya, Inter'e gitti. Okan'a o dönemde sahip çıkabilseydik çok başka noktalarda olurdu. Ben Türkiye'de gençlerin önemli bir değer olduğunu, sporda da, sanatta da, kültürde de, eğitimde de, ticarette de, bilimde de, mesela şöyle bir şeye çok sevinirim ve çok üzülürüm. Çok sevinirim. Neye sevinirim biliyor musunuz? Almanya'da BioNTech'i çıkaran iki tane Türk hoca. Bunlardan dolayı ben gurur duyarım. Ama üzülürüm. Niye üzülürüm? Ya Türkiye Cumhuriyeti olarak keşke biz böylesine beyinlere, bunlara biz araştırma, geliştirme desteği vermiş olsaydık da düşünün ki şu an aşı, o aşı Türkiye'de çıkmış ya, olsaydı ya. Dünyadaki bizim tanıtımımıza, ekonomimize, ekonomimize ve dünyadaki bilime, bilim adamlarına nasıl bir çekim merkezi olurduk biliyor musunuz? Şu anda ben bakıyorum Türkiye Değişim Partisi iktidarında gençler, bu gençler üniversiteye geldikleri zaman onlara param var mı, pulum var mı diye sormayacağız. En iyi eğitimi nasıl veririz diye soracağız. Düşünün bir genç Erzincan'dan, Ordu'dan üniversiteyi kazanıyor ve yurda geliyor. O yurtta şu yazıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu. Kredi bir kere başlar. Kredi ve Yurtlar Kurumu. Peki bu çocuk aylık kredisiyle mi uğraşacak? Annesi babası para mı gönderecek? Bu çocuk orada inanır mısınız? Ben yurtları çok gezen bir arkadaşınızım. Öyle bir olay var ki evlat bir öğlen yemeği yiyor ve 24 saat çalışmak zorunda kalıyor. Onun için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun adını Türkiye Değişim Partisi iktidarında mutlaka öğrenci ağırlama merkezleri yapacağız. Biz evlatlara, üniversiteye gelen evlatlara param var mı, pulun var mı diye sormayacağız. Evlat, sana nasıl bir eğitim verebiliriz? Sana güçlü bir eğitim nasıl verebiliriz diye inanın ki bunları soracağız. Bir de şöyle bir şey düşünün. Bu genç geliyor, üniversiteye giriyor, teknolojik imkanlardan yeteri kadar yararlanamıyor. İnternet parasını yatıramayan evlatlar var. Biz bu evlatların üniversite süresi içerisinde bütün teknik ve teknolojik imkanlarını sağlayacağız. Beyin göçünü önleyeceğiz. Ar-Ge'leri kuracağız. Araştırma geliştirme merkezlerini kuracağız. Harvard'a gitmiştim. Harvard'da baktım, planladım. Öğrenciler bir proje getiriyorlar. Devlet onların imkanlarını alabildiğini açıyor. Belki 10 projeden bir tanesi tutuyor ve çok başka bir şey oluyor. Nitekim geçmişte biliyorsunuz bu yemek sepetini kurdu. Başka bir noktaya kadar geldi. Trendyol'u kuranlar çok başka bir noktaya kadar geldi. Onları ben tebrik ediyorum. Ama Türkiye'mizin markalaşması lazım. Tabii. Markalaşmayan bir ülkenin muvaffak olması mümkün değil. Yerelden bakın, çıkıp dünyaya yayılacak. Dünyaya gitmesi lazım. Bakın mesela yine Nitro Havaalanı'na Fransızların, İtalyanların, İspanyolların sayısız markası var. Benim cennet vatanımın markası yok. Şöyle bir sine bakıyorum. Almanya, otomotivde kaç tane markası var? Beyaz eşyada kaç tane markası var? Tekstilde kaç tane markası var?
Kardeşim İtalya'nın nüfusu ne kadardı ki? İtalya'nın bakıyorsunuz ki tekstilde dünya markası olmuş. Çok başka bir noktaya kadar gelmiş. Kusura bakmayın Akın Bey. Pierre Cardin beni çok fazla ilgilendirmiyor. Beni Abdullah Kıvada daha çok ilgilendiriyor. Abdullah Kıvada'nın ben marka olmasını arzu ederim. Hele bir başka bir şey söyleyeyim. Geziyorum bazı fabrikalara bakıyorum. Şu üretilen takım elbiseler Türkiye'de üretiliyor. Ama Almanya markasıyla üretiliyor. Üzerine bir de 4 kat farklı fiyat. Türkiye'de inanırsın 10 kat var. 10 kat fark var. 10 kat fark var ve gidip bizim Türkler de oradan alıp buraya kadar geliyorlar. Bu demek ki marka. Bir ülke markalarıyla güç kazanır. Ne kadar çok markan varsa o kadar güçlüsün. Ama bir şey de sevinerek söyleyeyim. Türk Hava Yolları bugün önemli bir markadır. Önemli bir olaydadır. Turkcell bugün önemli bir markadır. Önemli bir noktadadır. Hilmi Bey de orada görev yaptığı esnada çok başarılı çalışmalar yaptı. Aynen. Bunu da burada hakikaten söylemek isterim. Bir başka olayımız şu. Türk Hava Yolları'nın mesela Euroleague'de basketbolda sponsor olması çok önemli bir reklam. Bir gurur vesilesi. Aynen. Mesela bir ara Barcelona'nın sponsoruydu. Bu gerçekten bizim için bir gurur vesilesi. Sayın Temel Kotil döneminde olmuştu. Temel Bey'i de yad edelim. Muazzam bir çalışması. Biz Ordu Spor'da yöneticiyken bizi kırmamış, hiç unutmuyorum. Çok ciddi bir parayı hem de 2 gün içerisinde Ordu Spor'a aktarmış idi. Bu demek ki Akın Bey, siz de vefalı bir insansınız. Sizi çok tebrik ediyorum. O da ayetlerde şöyle bir şey vardır. Hayır yapanları hayırla yad ediniz. Hayır yapanları eşinize, dostunuza anlatınız ki onların da hayırları ve çalışma şekilleri aslında. Güzel. Biz de burada Temel Kotil Bey'i saygıyla, sevgiyle yad ediyoruz. Aynen. Her ne kadar o görevden ayrılmış olsa bile o görevde bulunduğu süre içerisinde. Şimdi güzel bir görevde. Evet. Şimdi de savunma hava sanayinde önemli markaları yaratmaya çalışıyor. SİHA'lar, İHA'lar orada çok ciddi bir şekilde görev yapıyor. Ona da buradan saygılarımızı iletelim. Şimdi bir izleyici sormuş, deminden beri aynı soruyu yazıyor. Ekranda gözüme takıldı. Ümit Bey İstanbul'dan soruyor. Evet. Lütfen diyor, sevgili başkana sorar mısınız acaba? Türkiye dijitale hazır mı ve ekonomini şu an siz iktidarda olsaydınız bu ekonomiyi nasıl düzeltirdiniz? Şöyle, Türkiye şu anda dijitale hazır mı? Hazır. Zenginler hazır. Fakirler hazır değil. Değil. Zenginin her şeyi var. Zengin çocuk mesela bir tanesi, bir çocuk düşünün ki ordunun, efendime söyleyeyim, kırsalında, yukarıda kırsalda oturuyor. Olmacık'ta oturuyor. Çetin Akdeniz'in yeğeni orada oturuyor. 5 yaşında. Bir tanesi de burada sahilde oturuyor. Boztepe'de oturuyor. Ekonomik durumu son derece iyi. 5 yaşında bu çocuk. Aynı çocuk 5 yaşında. Biri fakir, biri zengin. Biri özel okula gidiyor. 20 kişilik, 25 kişilik sınıflarda teknik ve teknolojik, dijital bütün imkanlardan yararlanıyor. Olmaca köyündeki evlat da bekliyor ki öğretmen gelsin. Ya da taşımalı sistemde saatlerce öbür tarafa gitsin. Bu düzeni değiştireceğiz. Yok böyle bir şey. Biz kesinlikle ve kesinlikle eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız. Parası olan evlatla parası olmayan evlat, Ümit Bey'e de söyleyin, aynı eğitim alacak. Yok öyle ama. Böyle geldi, böyle gitmez. O çocuğun hiçbir kabahati yok. Sonra o çocuk devam ediyor. İlkokul, ortaokul, lise, öbür çocuğun aldığı eğitimin hiç benzerini almıyor. O çocuğun yararlandığı teknolojik imkanlardan yararlanmıyor. O çocuğun yararlandığı sosyal imkanlardan yararlanmıyor. Ama üniversite imtihanına girdiği zaman aynı sorularla imtihana giriyor. O zaman bu hakkaniyet duygusundan ve adalet duygusundan kesinlikle uzaktır. Biz dijital fırsat eşitliğini yakalayacağız. Parası olan da olmayan da aynı eğitimi %100 alacak. Çocuklarımızın üniversiteye bitene kadar dijital olarak kullanmaları gereken iPod'larından, telefonlarından vergi almayacağız. KDV kesinlikle almayacağız. O evlatların belli gigabayt sayıda internetlerini ve Wi-Fi'lerini ücretsiz olarak o evlatlara mutlaka sağlayacağız. Şu anda dijital bir terör var. Dijital bir kapitalist bir baskı var. Bu dijital teröre biz mutlaka Türkiye Değişim Partisi olarak mutlaka son vermek durumundayız. Ama bazen bizi de eleştiriyorlar, bize de kızıyorlar. Yok niye TikTok'tasınız, yok oradasınız. Ya güzel kardeşim, biz kendimizi nasıl tanıtacağız? Bazı kendini entel zannedenler,
Bazı evinde oturup da hiçbir işe karışmadan oh güzelce bizi eleştirmek isteyenler var. Ama onlar bilsin ki biz sosyal mecraların hepsinde olacağız ve yapmacık olmayacağız. İnandığımız gibi olacağız. Bazen türkü söyleyeceğiz, bazen şarkı söyleyeceğiz, bazen de ülkemizin en önemli meselelerini inşallah ve inşallah gündeme taşıyacağız. Beni TikTok'a alıştıran o aslan parçalarına, o gönüllü kardeşlerime de ben kocaman kocaman teşekkür ediyorum. Evet. Ben bazı bizi beğenmeyen, halkımıza ve milletimize tepeden bakan bu entelektüellerin gözüne girmek için yolda değilim. Onların alkışını almak için yolda değilim. Milyonlarca alın teri ve emeğin hakkını vermek için Allah'ım izin verirse yollarda olacağım. Evet. Şimdi ekonomi? Ekonomi şöyle. Biz mutlaka ve mutlaka ekonomide uluslararası işbirliğine çok önem vermemiz lazım. Beni Harvard'da üniversitede bir konuşmaya çağırmışlardı. Demişlerdi ki bana küresel ekonomiyi konuşalım. Ben onlara şöyle bir şey demiştim. Küresel ekonomiyi konuşmayalım, küresel demokrasiyi konuşalım. Demokrasi varsa ekonomi var. Siz önce ülkedeki evrensel hukuk kurallarını sağlarsanız yatırımcılar buraya gelir ve Türkiye gerçekten cennet olur. Türkiye'mizin uluslararası işbirliğine ve uluslararası düzenlemelere biz son derece büyük önem vermemiz lazım. İhracatı hızlandırmamız lazım. İsrafı mutlaka azaltmamız lazım. Ülkemizde mesela öne çıkanlar var. Tarımdı, hayvancılıktı, turizmdi, otomotivdi, tekstildi, mobilyaydı, dayanıklı tüketim malzemeleri, beyaz eşyaydı. Mesela biz tarımı ve hayvancılığı ön plana çıkarırsak inanır mısınız Türkiye'yi şahlandırırız. Türkiye Değişim Partisi iktidarında ekilmeyen, biçilmeyen bir tek tarla kalmayacak. Buradan size ben sormak isterim izninizle. Bütün izleyicilerimizin de dikkatine sunmak isterim. Lütfedip izin verirlerse. Soruyorum. Köprülere, otoyollara alım garantisi var da çiftçiye niye alım garantisi yok? Fındığa niye alım garantisi yok? Böyle bir şey olmaz. Ve buradan ben söylemek istiyorum. Fındık dalda kalırsa umutlar havada kalır. Ümitler paramparça olur. Fındığın dalda kalmaması lazım. Umutların da havada kalmaması lazım. Şöylesine bir baktım, araştırdım. Teşkilat başkanım İlhan Kaya ile konuştum. Dedi ki başkanım dedi, çözüm şu dedi. Mutlaka lisanslı soğuk hava depolarını yapmamız lazım. Bir ton, iki ton köyde fındık var. Köyde onu tutamıyor. Tuttuğu zaman bunun sıçanı var, faresi var, ıncığı var, cıncığı var, boncuğu var. Bir sürü sıkıntısı var. O zaman ne yapacağız? Lisanslı depoculuk. Lisanslı depoculuğu, evet. Lisanslı depoculuğu biz ön plana çıkaracağız. Bu lisanslı depoculuğu da şahıslara yaptırmayacağım. Bakanlık bunu yapacak. Çok sembolik bir rakamla üreticinin fındığını mutlaka koruyacak ki tüccar gelip de onu çok bedava fiyata daldayken almasın. O nedenle biz 6,5 milyon Karadeniz bölgesinde fındıktan yaşamını kazanan yurttaşlarımız var. Lisanslı depoculuğu mutlaka ve mutlaka Akın Bey ön plana çıkarmamız lazım. Türkiye Değişim Partisi'nin önemli konularından bir tanesidir. Hollanda yüz ölçümü Konya kadar. Ama tarımda gerçekten geldiği 140 nokta neredeyse milyar araştırdık. Hayır, 210 milyar euro ihracatı var. Bizim bütün cennet vatanımızın ihracatı ya. Bakıyorsunuz ki 170-180 milyon dolar civarında. O nedenle Türkiye'nin öne çıkanlar var. Başka bir şey. Ben bakıyorum İsviçre'nin dağlarına gidiyorum. Kışın o dağlarda kayak sporu yapılıyor. Yazın kar eridikten sonra da bakıyorsunuz ki o dağlarda binlerce insan temiz hava diye yürüyor, oksijen deposu alıyor. Güzel kardeşim, benim Karadeniz'in dağları, yaylaları, buralara çok güzel tesisleri yapsak binlerce yurttaşımız buralara gelir ve biz kendi coğrafyamızda öne çıkanları korursak Türkiye'nin inanın ki ekonomik sorunu kalmaz. Bir de israfı önlememiz lazım. Başkanım, bu arada siz bir soluklanırken Sefahat'tan rica ediyorum. Şimdi başkanım tarımdan bahsetti, ordunun yaylalarından, köylerinden bahsetti. Şu anda ordunun en büyük kanayan yarasını, biraz lokal sorun, siz bir partinin genel başkanısınız ama burada canlı yayında bir şikayette bulunacağım. Dinleyelim. Fas'taki siyanürlü altın maden arama
rezaleti şu an ordunun en çok konuştuğu çevre sorunu. Bugün Türkiye'nin gündeminde Rize'deki o İkizdere'deki mesele var. Kaz Dağları meselesi var. Erzincan, İliç var ama Karadeniz bölgesi şu anda maalesef ne yayla turizmini ne yeşilin ve mavinin cenneti olma görüntüsünü yavaş yavaş yitirme sıkıntısını, riskini taşıyor. Ve bizler endişeliyiz, bizler tedirginiz. Şimdi o görüntüyü eğer gösterirse arkadaşım bakın bu görüntüyü tam ekrana verirsen sevgili Sefat. Bakın burası çok güzel yeşillik bir alan gibi gözüküyor ama yavaş yavaş böyle drone uçtuğunda şu anda Avrupa'da, Avrupa Birliği ülkelerinde, İngiltere'de, Kanada'da ve Amerika'da yapılmayan, sadece Afrika ülkelerinde yapılan siyanürle ayrıştırılarak altın aranmaya çalışılıyor. Burası bir İngiliz Kanada firmasının Türk işbirlikçileriyle yaptığı bir nokta. Bu noktayı genişletilmeye çalışıyor. Şu anda ÇED raporları bitti. Şu anda 11-12 dönümlük bir arazideler. 3 köy şu anda tedirgin. Bütün şehir ayağa kalkmış durumda. Ağaçlar kesiliyor. Bundan sonra başka benzer firmalar da gelecek. Her şeyden önemlisi fındığımız risk altında, sağlığımız tehlike altında, suyumuz şu anda kirlenmiş durumda. 2007'den 2008'den sonra alınan bir kararla artık biliyorsunuz yabancı firmalar Türkiye'de ya altın arasınlar ama siyanürle aramasınlar. Şikayet ediyorum Sayın Genel Başkanım. Valla şöyle biraz önce ifade ettiniz. Hiçbir demokratik ülkede yani hiçbir Avrupa ülkesinde bir tek ağacı dahi kesmezler. Yollar bile yapılacağı zaman tünellerle geçer giderler. Ben bunu İtalya'da, Fransa'da, İsviçre'de, Lugano'da çok önemli ölçüler içerisinde yaşadım. İnanır mısınız burada bir süre sonra buradan çıkan buharlar havaya gidiyor. Tabii. Yağmurla birlikte tarlalara ve fındığa düşüyor. Ve bizim Erzincan'da maalesef böyle bir çalışma yapıldı. Ve tam 20 sene sonra şu anda inanır mısınız maalesef o bahsettiğimiz negatif hastalıkla karşı karşıya kalındı. Bu daha buralarda kalmaz. Bakarsınız ki öyle öbür taraf diğer taraflara da yoğun bir şekilde. Bu arada Erzincan'dan da gidip yayın yaptık başkanım. İliç'ten yaptık. Evet. Aynen yaptık. İnanılmaz çirkin görüntüler. Yani çevre konusundaki duruşunuzu da çok önemsiyoruz. Onu ben son derece bu konularda kararlıyız. Çevreye karşı duyarlıyız. Koca ülke kendi doğasını ve çevresini 10 lira 5 lira için yok etmemeli. Kaldı ki burada bu rakamda komple sadece çok az bir bölümü Türkiye'ye kalıyor. Diğerleri tamamen tabii, Amerika'ya ve Kanada'ya gidiyor. Bunu biz son derece doğru bulmuyoruz. Son derece yanlış buluyoruz ve bu uygulamalara mutlaka son verilmesi lazım. Evet. Atalarımızın, dedilerimizin, ecdatlarımızın bize bıraktığı bu coğrafyayı bu şekilde yok edemeyiz. Evet. Başkanım, ve başka bir şey, buyurun. Böyle bir olayın partisi olmaz. Böyle bir olayın partisi olmaz. Biz şu anda parlamentoda bulunan bir siyasi parti olsaydık ya da direkt kurultaylarımızı bitirseydik, perde arkasından iktidarın yetkilileriyle bunu siyaset malzemesi yapmadan önce konuşurduk. Dinlemiyorlarsa o zaman gereğini yapardık. Ama ben söz veriyorum, Türkiye Değişim Partisi iktidarında bir tane ve bir tane ağaca dokunulmayacak. Aksine binlerce ağaç dikilecek. Biz bu konuda yoğun çalışma içerisinde olan bir siyasi partiyiz ve Almanya'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi, İtalya'yı ve İsviçre'yi de bu konuda detaylı bir şekilde inceledik. Evet. Kaldı ki burada gerçekten bir şey söyleyeyim, Karadeniz mahvolur, paramparça olur. Başkanım burası başlangıç. Bundan sonra ordunun 8 ilçesinde daha neredeyse ordu ormanlarının 3'te 1'i kesilerek evet başkanım kağıtlarımı topladı diyor ki akın süre bitti artık sohbeti sonlandır. Hayır bir 7-8 sorum daha var diyecektim ama başkanım yine ordu ile ilgili çok önemli bir başka konuyu daha gündeme getireceğiz. Orada bir iyilik hareketi başladı. Bundan 8 ay 9 ay önce SM hastalığı tüm Türkiye'de popüler bir şekilde gündeme gelince o dönemde Demirel diye bir oğlumuz vardı ve ordu 3 ayda 100 günde 21 milyon TL parasını topladı ve Demireli'yi Amerika'ya gönderdi. Şu anda iyileşiyor. Şimdi ikinci SMA'lı evladımız var. Mirza Bebek. Kampanyada %34'lerde. Vallahi kendi sosyal medyanızda ben çok yoğun şekilde biz de paylaşırız. Paylaşırsınız. Biz de elimizden gelen bütün desteği veririz ve ciddi bir destek gelir. Bütün bizim il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kurucularımız adam başı sembolik para yatırsak muhteşem bir şey olur. Evet. Ben kutluyorum, tebrik ediyorum. Sizin torununuz da olabilirdi. Evet, tabii, bir tanıdığımızın çocuğu kesinlikle da olabilirdi. Bugün Türkiye'de veren el olacağız. Veren el alan elden daha da iyidir.
Bu evlatlarımızı dediğiniz gibi yarın düşmeye kalkmayan bir tek Allah'tır. Biz Mirza bebeği de hayata tekrar tutturabilirsek bunun için elimizden geleni yaparız. Ben bütün arkadaşlardan rica ediyorum. Ece Hanım bunu alsınlar. Bunu Ramazan kardeşim alsın. Bütün sosyal medyada Volkan Altınbaş, Volkan Aslanbaş alsın ve bunu lütfen paylaşalım. Sizin de çok ünlü bir sanat ve spor siyaset çevreniz var. Yani kesinlikle. Oradaki paylaşımlar sonrasında ya o küçük rakamlar çok büyük rakamlar oluyor. Kesinlikle. Programın son 5 dakika köşesi. Ben size bu şöyle yapmamız lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ben bir kere orduda bulunmaktan son derece mutluyum. Bütün teşkilat başkanlarımıza kocaman teşekkür ediyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak EYT'lilerin sorunlarını mutlaka çözmeyi arzu ediyoruz. Görev verilmeyen öğretmenlerimiz var, meslektaşlarım var. O görev verilmeyen öğretmen meslektaşlarıma mutlaka görev verilmesini arzu ediyorum. Bazen onlara atanamayan öğretmenler diyorlar. Ben Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu, sınıf öğretmeni olarak meslektaşlarıma atanamayan öğretmen demek istemiyorum. Çünkü onlar atanamaması için bir suçu yok. Görev verilmeyen öğretmenler. Türkiye Değişim Partisi iktidarında mutlaka ve mutlaka bu öğretmen arkadaşlarımıza görev verilecek ve bu evlatlarımızı mutlaka öğrencilerimizle buluşturacağız. Esnaflarımız. Devletimizin ışığı sönmesin, esnaflarımızın ışığı da inşallah ve inşallah hiçbir zaman sönmesin. Komilerimiz var, garsonlarımız var, ustalarımız var, ustabaşlarımız var, yardımcı personel var, idari personel var. Esnaflarımıza baktığımız zaman direkt 15 milyonu ilgilendiren yurttaşlarımız, kısa çalışma ödeneğinin mutlaka ve mutlaka devam etmesi Türkiye Değişim Partisi olarak bizim ana görüşümüzdür ve iktidardan da mutlaka beklentimizdir. Bugüne kadar kısa çalışma ödeneği ödenmiştir, Allah razı olsun, ama pandemi süresi içerisinde kısa çalışma ödeneğinin devam edeceği esnaflarımıza ve mutlaka bu kuruluşlara duyurulmalıdır. Bir başka olayımız şu: iktidar ve büyük şehirler, özellikle büyük şehirler yarın sabahleyin bir açıklama yapmaları lazım. 10 gün sonra çevre temizlik vergisi ve emlak vergilerinin süreleri bitiyor. Yurttaşlarımız bu emlak vergilerini, çevre temizlik vergilerini yatırmaları mümkün değil. Büyükşehir Belediye Başkanları derhal bir araya gelmeliler. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden demeliler ki emlak vergilerini bir yıl içerisinde yatırabilirsiniz. Biz bunlardan hiçbir şekilde bir faiz tahakkuk ettirmeyeceğiz. Böylece Büyükşehir Belediye Başkanları kendi bölgelerindeki yurttaşlarımıza önemli ölçüler içerisinde destek olur. İktidardan da bu noktadaki beklentimiz şudur: kamu kurum ve kuruluşlarının kiracı olduğu yerlerden lütfen ve lütfen kiralarınızı istemeyiniz ve bu kiraların da mutlaka ertelenmesi gerekir diye düşünüyorum. Çiftçilerimize Türkiye Değişim Partisi iktidarında mutlaka ve mutlaka alım garantisi vereceğiz. Soruyorum, köprülere, otoyollara alım garantisi var da neden çiftçilerimize alım garantisi yok? Türkiye Değişim Partisi iktidarında ekilmeyen, sürülmeyen bir tek tarla kalmayacak ve ata tohumunu biz yeni baştan gündeme getireceğiz. Çiftçilerimizin mazotlarında, çiftçilerimizin gübrelerinde, çiftçilerimizin tohumlarında da çiftçilerimize yardımcı olacağız. Biz çarşıyı pazarı ucuzlatmak istiyorsak saman ithal ederek çarşıyı pazarı asla ve asla ucuzlatamayız. Çözüm tarımdadır, çözüm hayvancılıktadır. Söz veriyorum kesinlikle kurucularımızla, genel başkan yardımcılarımızla, genel sekreterimizle bu konuşmaları yaptık. Altını özellikle çizmek istiyorum: köprülere, otoyollara alım garantisi var. Çiftçilerimize alım garantisini Türkiye Değişim Partisi iktidarında %100 vereceğiz. Gençlerimizin gözlerinden öpüyorum. Gençlerimiz, korkmayın. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi gelin Türkiye Değişim Partimizde paylaşın. Gençler, bizi eleştirmekten de korkmayın. Ve sevgili gençler, üniversiteyi bitirene kadar size para ve pul sormayacağım. O kredi ve kredi öğrenci ve kredi yurtlar kurumu yazan o ismi öğrenci ağırlama merkezleri olarak mutlaka değiştireceğim. Üniversitemize geldiğiniz zaman gençler, annenizi babanızı para için arayıp onları da üzmeyeceksiniz. Bilesiniz ki orada bir abiniz var.
ve mütevazi bir ailenin çocuğu olarak gelen bir abiniz var. Sizi oradan mezun etmenin tek çözüm yollarını alacağım. En iyi eğitim almanızı sağlayacağım. Bütün teknolojik imkanlardan sizleri yararlandıracağım. Ben üniversite öğrencime param var mı, pulum var mı, kredini yatırdın mı, Kredi Yurtlar Kurumu'na borcunu ödedin mi, bu sorularla meşgul etmeyeceğim. Evlatlara en iyi eğitimi vermek için bütün çalışmaları yapacağım. Öğretim üyelerimizle, doçentlerimizle, yardımcı doçentlerimizle, profesörlerimizle, onların da olanaklarını ve imkanlarını en üst düzeye mutlaka çıkarmak istiyorum. Sağlık çalışanlarımız var. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Ama sağlık çalışanlarımız 24 saat çalıştılar. Gecelerine, gündüzlerine kattılar. Sağlık çalışanlarına bir ek ödeme sözü var. Sağlık çalışanlarımızı mutlaka ve mutlaka sevindirelim. Bu noktada da sağlık çalışanlarımıza, bütün yurttaşlarımızın güler yüz göstermesini ve onlara destek olmasını istiyorum. Sağlık çalışanı bir komşunuz varsa ona mutlaka selam verin ve selam alın. Onların şu anda büyük bir şehirde güler yüze ihtiyacı var. Emniyet mensuplarımızın beklentisi olduğunu biliyorum. 360'ı nasıl beklediklerini çok iyi bir şekilde biliyorum. Mehmetçiklerimizin gözlerinden öpüyorum. Şehit ailelerimiz var. Belediye başkanlığının döneminde her zaman şehit ailelerimizle beraber oldum. Ve şehit ailelerimizle mutlaka ziyaret etmenizi sizden önemle bekliyorum. O anneler, babalar, anneanneler, babaanneler evlatlarını bayrağımız için, toprağımız için, yurt savunması için gönderdiler. Bütün şehit ailelerini saygıyla ve minnetle selamlıyorum. EYT'liler çok mağdurlar biliyorum. Ama haklı olmak ayrı, haklı kalmak ayrı. Bu konuyu asla siyaset malzemesi yapmayacağız. Türkiye Değişim Partisi olarak bütün taraflarla görüşerek toplumsal uzlaşmayla EYT'lilerin mağduriyetleri var. O mağduriyetlerini de Türkiye Değişim Partisi olarak biz inşallah gidermeye çalışacağız. Engellilerimiz var. Engellilerimizi çok önemsiyorum. 12 milyon engelli var. Belediye başkanlığım döneminde inanın ki görme engelli kardeşlerimize, omurilik felçli kardeşlerimize, zihinsel engelli kardeşlerimize, duyma engelli kardeşlerimize, inanın ki otizm vakfındaki evlatlarımıza, Down sendromlu çocuklara elimden gelen bütün desteği verdim. Bütün yurttaşlarımdan ricam, bir komşunuzda bir engelli evlat varsa çocuğunuzu, torununuzu oraya götürmek için sakın ha sakın çekinmeyin. Oraya götürün, onlara moral verin. Engelliler de toplumun önemli bir parçasını temsil etmektedir. Bugün 12 milyon engelli evladımız var. Ben engelli kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Annelerine, babalarına da diyorum ki sizin yeriniz cennetlik. Allah'ım sizi böylesine de bir imtihan etmekte. İleride mutlaka engelli bakanlığını da kurmayı çok arzu ediyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak Atatürk milliyetçiliğini savunan, hudut ve bayrak birliği diyen, evrensel hukuk kurallarına uyan, inançlara saygılı layıklığı destekleyen, sağı ve solu birleştiren, vicdan diyen, merhamet diyen, adalet diyen bütün yurttaşlarımızı değişime ortak etmeye çağırıyoruz. Bizim çünkü kalbimiz Türkiye için atıyor. Türkiye'de hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden inşallah bütün yurttaşlarımızı kucaklayacak ve uzun yıllar Allah'ın izin verirse devletimizi yönetecek olan kadrolara sahip bir siyasi partiyiz. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Ne olur araya bir son soru çok yazdı, sürekli yazdılar. Şoför esnafını ve servisçi ve minibüsçüleri de ne olur bize de hitap eder misiniz? Ben şöyle şoför Hakkı Baba'nın oğluyum, lütfen beni bağışlasınlar. Ben bütün eğitimimi taksicilikten kazanan şoför Hakkı Baba'nın oğluyum. Gerçekten servis şoförlerimizin ne kadar sıkıntı çektiğini kurucumuz, genel başkan yardımcımız Bayram Özat'a bunları detaylı bir şekilde planlıyor. Herkese yardım oluyor ama kurucular şeylere, şoför esnaflarımıza, taksi esnaflarımıza, ben bazen taksiye biniyorum. Çocuklar da 3 gündür siftah yapamayanlar var. Mutlaka şoför esnafımızın sesinin de duyulması gerekir. Burada bir sistemi koymak lazım. Evet, Maksut Bey, Genel Başkan Yardımcınız, yerel basınla ilgili çalışmalar. Şöyle Türkiye'de ilk defa yerel basından sorumlu sevgili Maksut kardeşimiz, Genel Başkan Yardımcımız. Biz Türkiye Değişim Partisi iktidarında yerel basını demokrasi, yerel basını özgürlük, yerel basını mahalli sorunları en iyi şekilde
topluma taşıyan, aynı zamanda o ilin, o bölgenin kültürel sorunlarını, turizmini kamuoyuna taşıyan bir demokrasinin ilk basamı olarak görüyoruz ve biz Türkiye'de ilk defa yerel yönetimlerden sorumlu Maksut Başkanımız, bizim Genel Başkan Yardımcımız ve iktidarımızda yerel basının özgür bir şekilde güçlenmesini arzu ediyoruz. Evet, bu arada çok fazla mesaj verdi, özür diliyorum izleyicilerimizden. Türkiye'nin farklı noktalarından, evet, teşkilatlardan, Şişli'den, Ordu Mesudiyeli dostlardan, birçok gazeteci arkadaşımızdan. Vallahi Ordu Mesudiyeli dostlara ben çok büyük bir şekilde sitem ediyorum. Türkiye'de tek sitem ettiğim Ordu Mesudiyedir. Ordu Mesudiyeli'nin kurultaylarına defalarca gittim geldim. Ama Ordu Mesudiyeli'nin de bir ses vermesini bekliyorum. Evet, aynı sistemi de sevgili üst kat alt kat komşum abim İsa Yazıcı da sizlere iletti. Gelirken o da selamları iletti. Siteme sitemle cevap verdi. İsa verin. Kaçmasın, gelsin, çalışmanın içinde bulunsun. İsa'nın bulunduğu yerden ayrı çıkmaz. Mümkün değil. Mümkün değil, bak ben sana söyleyeyim. Evet, CHP'de biz, şu anda siyasi. Biz hasetlerin, fesatların, münafıkların ve şer güçlerin olduğu bir yerde değiliz. Biz doğrudan yana, güzellikten yana, biz hayırla yarışıyoruz. Allah'ım bizi... Programın sonundaki bomba şu mu olsun? CHP için? Yok, ben hiçbir parti için asla bir şey söylemem. Hiçbir siyasi parti, her siyasi partiye ben saygı duyuyorum. Ben sadece Türkiye Değişim Partisi'nin ilkelerini ve düşüncelerini söylerim. Çünkü biz siyasetin dilini ve yapılış şeklini değiştireceğiz. İsa kardeşimizin başımızın üzerinde yeri vardır. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, bana kalsa bir saat daha konuşurum ama Sayın Başkan bu konuda özellikle rica etmişti. O süreyi de yaklaşık 25 dakika açtık, onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bir anekdot, ne olur son cümlenizi size vereceğim. Yaklaşık 23 yıldır bu stüdyoda program yapıyorum. 1998-2021. Evet. 23 yıldır. Geçen geldiğinizde de söylemiş olabilirim. Muhalefette olan birçok genel başkan buraya geldi. Aralarında iki tane başbakan, bir tane cumhurbaşkanı çıkardı bu stüdyo. Çok teşekkür ederim. İnşallah size de nasip olur. Bütün kalbimle söylüyorum. Ben, çünkü biz sizi Ordulu görüyoruz. Ben şöyle bir şey düşüneyim. Allah'ım hayırlı edecekse, cennet vatanımıza inşallah güzel hizmetler sunabileceksek, biz çünkü çok değerli halisane kadrolarla beraberiz. Gerçekten bir gün ben sizden rica ediyorum. Ordulu, Gündür Kamaşak hanımefendi, bir yayını alırsanız da olağanüstü memnun olurum. Bizim kadrolarımızı iletişime geçelim mutlaka. Yurttaşlarımız tanırsa Türkiye Değişim Partimizin uzun yıllar ülkemize hizmet edeceğine ben de inanıyorum. Ben vefalı bir insanım. Ahdı vefasız bir insan taş olur. Ben sadece tencere kaynarken yokum. Tencere kaynamadığı zaman da varım. Ben şimdi gerçek dostlarımı görmek istiyorum. Dün belediye varken yanımda olup da bugün uzaktan seyirci bakanları da ben görüyorum. Onların da canları sağ olsun ama biz büyük bir mücadele içerisindeyiz. Milyonların sesi olacağız. Sessiz çoğunluğun inşallah sesi olacağız. Ve bazı emanetler var. Biz o emanetleri geri alacağız. Benim de o zaman son sözüm şu olsun. Bizim logomuzu zaman zaman çok eleştirdiler. Ama logo nedir? Sandığa gittiğiniz zaman o sandıkta herkesin mutlu olması lazım. Bizim logomuz süper bir logo. Sandığa giden yurttaşlarımız bilecekler ki bizim kalbimiz Türkiye için atıyor. Ve gerçekten bizim kalbimiz cennet vatanımız için atıyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz sevgili izleyiciler. İnşallah Haziran ya da Temmuz ayındaki kongrede canlı yayından sonra da yine biz de orada olacağız. Çok memnun olurum. Davet etmesine gerek yok başkanımızın. Biz bunu bir görev ve ödev kabul ediyoruz. Yok, bizim zaten şimdi 3 dönemimiz var. Bak, birinci dönemimiz başladı. Birinci dönemimiz. Partimizi kurduk. Bismillah dönemimiz başladı. Kurultayımızı bitireceğiz. Maşallah dönemimiz başlayacak. Başbakanlıkta da inşallah dönemimiz başlayacak. Evet, bunun üzerine hiçbir şey söylenmez. Hoşça kalın. TV2'de kalın. Ne de korku yok, olacak inanç farkı. Biz Değişim Partisiyiz. Her dilden söylenir türküne baskı var. Ne de korku yok, olacak inanç farkı. Biz Değişim Partisiyiz. Demokrasinin sesiyiz. Kimsesizin kimsesiz. Demokrasinin sesiyiz. Kimsesizin kimsesiz. Ötekimiz yoktur bizim. Biz hepimiz öz kardeşiz. Ötekimiz yoktur bizim. Biz hepimiz öz kardeşiz. Kardeşiz.